Teşekkür ederim İsmail Bey. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Müsaade ederseniz şuradan başlamak istiyorum. Önemli bir noktadan girdiniz. Gece yarısı sızdırıldı. Darbe girişimi diye sızdırıldı. İhanet toplantısı diye sızdırıldı. Şimdi bu dil çok çirkin bir dil. Bu sızdırma şeklinden de görülüyor ki bu sızdırmayı toplantıyı yapanların yapmış olması mümkün değil. Yani bu sızdırma bu toplantıdan rahatsız olan bir yapının, bir kişinin, birkaç kişinin, bir grubun organize bir çalışması. Kendi başına olan bir şey de değil. Çünkü yaygınlaştığı hesaplara baktığımızda da troll hesaplar çoğunlukla olduğunu görüyoruz. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bunun arkasında kimlerin hangi organizasyonla bunu bir ihanet girişimi gibi göstermeye çalıştıkları çok kısa zamanda ortaya çıkar. Benim umudum, arzum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak yönetimi, merkez yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi en geniş tabirle bu dilin ve ifadenin parçası olmasın, olmamalı. Yani umudum böyle olmadığıdır. Böyle bir iddiam yok. Çünkü eğer partinin genel merkezi de bu çerçevede bir dilin parçası olursa Cumhuriyet Halk Partisi çok ciddi tahribata uğramış demektir. Ben arkadaşlarımızı tanıyorum. Bunu belirli bir korsan grubun diyorum. Belirli bir korsan grubun bilinçli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzgün, nitelikli, kaliteli geleceğe dönük tartışma ortamını zehirlemek, bu tartışma ortamını ortadan kaldırmak, tartışanları ürkütmek ve parti tabanında bu çerçevede gerilim yaratarak partide başka bir pozisyonu sürdürmeye çalışmak amacındaki bir yapının, bir korsan grubun faaliyetidir diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yoksa partinin kurumsal tarihinde merkezi olarak böyle bir şeyi yakıştıramam, uygun da değildir, olmaz. Şimdi tabii herkesten önce, hepimizden önce bu sızdırmayı, bu korsan faaliyeti partililerin samimi bir şekilde oturup görüştükleri böylesi bir faaliyeti gece yarısı bir darbe girişimiymiş gibi, ihanet belgesinin ispatıymış gibi sızdıranları bulmak bizden çok partinin görevidir, parti genel merkezinin görevidir. Mutlaka bizim de görevimizdir. Önce bunu söyleyeyim. Gelelim öbür meseleye. Toplantı yapıldı mı? Evet, yapıldı. Bu toplantı gizli saklı bir şey değil. Zaman zaman kamuoyuyla paylaşılmayan toplantılar yapılır. Bu toplantıları bir ihanet gibi göstermek, bu toplantıların yapılmasından parti tabanını ürküterek susan, konuşmayan, hiçbir şeyi tartışmayan bir parti yaratmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben 30 yıldan fazla Cumhuriyet Halk Partisi kültürü içerisinde siyaset yapan birisiyim. Partinin her kademesinde bulundum. Düz üyelikten ilçe başkanlığına, ilçe başkanlığından il başkanlığına, Allah'a şükür genel başkan yardımcılığına ve milletvekilliğine kadar. Ve ben samimi bir şey söyledim çıkış yaparken de. Çıktım çok net biçimde partide değişimin nasıl olması gerektiğini kendi düşüncelerimle tarif ettim. Ve kenarından dolaşmadan tarif ettim. Doğrudan kitabın ortasından konuştum. Önce değişim liderlikten başlamalı dedim. Ve bu da liderle beraber lider kadrosu değişmeli. Diğer değişim bunun arkasından gelir dedim. Ben de dahildim. Çünkü partinin son dönemlerindeki bütün o siyasal süreçlerinde benim izim var, parmağım var, katkım var. Ben bunu yok sayamam. Hiç kimse kendini mükemmel sanmasın. Hiçbirimiz kendimizi mükemmel sanmayalım. Bugün bir samimiyet testi günüdür. Türkiye'nin ve partinin geleceğiyle ilgili kişiler toplumun önünde bir sınav verecekler. Kendi geleceğini garanti etme yolculuğunda mı, yoksa Türkiye'nin ve partinin geleceğini garanti etme yolculuğunda mı? Bizim gibi partinin geçmişinde söz sahibi olanlar bu sınavı verirken kendi pozisyonlarını cesaretle masaya koyabilme cesaretine sahip olmak zorundalar. Onun için ben diyorum ki bu değişimde ben kendime kariyer rezerve etmiyorum. Ben bunları söylerken kendimle ilgili bir gelecek planlaması yapmıyorum. Zerre kadar tecrübem varsa, zerre kadar bu sürece katkıda bulunabilecek bir durum varsa bizim görevimiz genel başkan da dahil olmak üzere
genel başkan ve onun en yakınındakileri, ki ben de bunlardan birisiydim, en yakınındakilerin yapması gereken şey partide bu dönüşümün önünü açacak ortamı, iklimi yaratmak ve buna destek olmaktır. Mesele bu. Şimdi bu birilerini rahatsız ediyor. Şu veya bu şekilde. Kimleri birileri rahatsız ediyor Sayın Tezcan? Ya siz biliyorsunuz, ben onu söylemeyeyim, televizyonlarda çıkıp konuşuyorlar. Sayın Tezcan, bilmeyebiliriz. Yani izleyici biliyor. Sizin yayınınıza çıkıp konuşuyorlar, başka televizyonlara çıkıyorlar, gazetelere çıkıyorlar. Ya ben de diyorum ki, mesela kimisi diyor ki ya bu değişimi ifade etmek Bülent Tezcan'a mı kalmış? E kalmasın. Kalmasın bana. Bana kalmasın. Yani şöyle bir kaygı seziyorum. Bülent Tezcan bu işin öncülüğünü alacak, yürüyecek, vay anasını, gene mi bunlar kapacak? Öyle bir derdimiz yok. E geçin siz öyle, biz arkanızdan yürüyelim. Yani bu işin öncülüğünü bloke etme endişesi, kaygısı taşıyan birisi varsa diyorum ki buyurun geçin, biz sizin arkanızdan gelelim. Herkes bu samimiyet testini toplumun önünde verecek. Birincisi bu. İkincisi bu toplantı. Evet, bunun gibi başka toplantılarda yaparız. Bu toplantıyı da yaptık. Toplantı çok net. Zaten 15 dakikasını vermişler. 15 dakikasını çekmiş olan, hası çektiyse, nereden aldıysa, bir saatlik bir toplantıydı. Kalan 45 dakikada elindedir. Onu da Sayın Tezcan, bunun CHP içinden sızdırıldığı anlaşılıyor. CHP dışından sızdırılması zor galiba. Yani ben ona bir şey diyemem. Mutlaka buna ulaşabilen birilerinden sızdırıldı. O çıkacak ortaya. Paraziyeler üzerinden bir şey konuşmak, bundan sonra söyleyeceğim sözlerin de ciddiyetini ortadan kaldırır. Bundan çıkar ortaya. Önemli olan içerik İsmail Bey. Buradaki önemli olan şey İrem Hanım, içerik. Yani ne diyoruz biz? Şu anda kongreler takvimi başladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Kongreler takvimi başlarken, yani olağan kongre takvimi başlarken il ve ilçe örgütleri hızla görevden alınıyor. Şimdi bu bizim tarihimizin iyi dönemlerinde gördüğümüz örnekler değil. Bir şey söyleyebilir miyim Sayın Tezcan? Bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim Bülent Bey. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bazı il ve ilçe başkanlarını neden görevden alındığını MYK üyelerine sorduğumda bana şöyle bir yanıt verdiler. Bazıları için başarısız olduğu, bazıları için milletvekili çıkaramadığı, bazıları için seçimde etkin bir kampanya yürütemediği ya da kişisel problemlerin olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Size göre bu böyle değil mi? Size göre gerçek nedir acaba? Bu gerekçe değil, bahane. Yani bu görevden almanın gerekçesi değil, bahanesi. Eğer seçimlerde başarısızlık görevden almanın gerekçesi olacaksa, çok sayıda il başkanı alınmayan il ilçe başkanının görevden alınması lazım, bir. İkincisi, bu il başkanları içerisinde oyunu artıranlar var. Bunu nereye koyacaksınız? Oylarını artıranlar var. Ondan sonra üçüncüsü, eğer bunun için görevden alınacaksa bütün bir parti meclisinin ve genel başkanın istifa etmesi lazım. Yani onları kim görevden alacak? Biz toplamda bir başarısızlık yaşadık. Yani bu bir. İkincisi, başka bir şey daha var. Bahane diyorum. Kongreler takvimi başlamış. Yani ortalama 2 ay içerisinde zaten ilçe kongreleri ve il kongreleri yapılacak. Ve bu kongrelerde ilçe yönetimleri, il yönetimleri değişecek. Parti pratiğini bilenler şunu çok iyi bilirler. Kongreler döneminde örgütleri görevden alınmasının istisnai durumlar hariç. Bazı istisnai durumlarda sandık koymaz, işini yapmaz, yani seçimlere hile karıştırır, böyle yönetimleri görevden almak bir zaruret olabilir. Ama hiçbirisiyle ilgili böyle bir iddia yok. Gerekçe de bu yok. Tüzüğün 25. maddesini gerekçe olarak yazmışlar. Partideki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler diyor. Böyle gerekçe olur mu? Soyut gerekçe olmaz. Somut olarak hangi fiiliyle, hangi işlemiyle, hangi işiyle partide bu görevi yerine getirmemiş? Bunu açıklamanız lazım. Bunu açıklayamıyorlar. Niye? Çünkü bunu açıkladıkları anda bu konu tartışılacak. Ya ben bunu yaptım diyecek. Bakın şu görevleri yaptım diyecek. Haksızsınız diyecek. Şimdi buradaki sebep ne? Sebebi biliyoruz. Gerçek sebep. Yani gerçek gerekçe diye gösteremedikleri, bahane uydurdukları ama aslında gerçek sebep kongreler sürecini zehirlemek. Delege seçimlerinde yönetimleri değiştirerek yönetimler üzerinden delegeyi arzu ettiğiniz gibi yazıp kongreler sürecini zehirlemek. Şimdi bu şüphe güçlü bir şüphe. Mutlak böyle midir değil midir? Parti meclisi pazar günü toplanacak ve konuşacağız. Biz bu toplantıyı yaptığımızda parti meclisi toplantısı yoktu. Bizim yönetmeliğimizde der ki itirazlar, görevden almalara ilişkin itirazlar
ilk parti meclisinde görüşülür. İlk parti meclisi belki bir ay sonra yapılacak. Ne zaman yapılacağı belli değil. Olağan tarihi bir ay sonra. Biz de bunu görünce dedik ya bu mesele kongreler takvimi devam ederken bir ay sonra görüşmenin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Çünkü artık güncelliği ortadan kalkacak. İş işten geçmiş olacak. Bir an önce parti meclisi bu itirazları görüşsün. Ve bu çerçevede bir 13 kişinin imzasıyla olağanüstü parti meclisini toplayabiliyorsunuz. Bunu isteyen bir olağanüstü parti meclisi çağrısını kaleme aldık, imzaladık ve bugün verecektik. Ancak pazartesi günü parti meclisi toplantısı karara bağlandığı için, öyle bir toplantı kararı alındığı için artık bu artık böyle bir toplantının gereği kalmadı, ihtiyaç kalmadı. Pazar günkü toplantıda olağan parti meclisi toplantısının gündemine genel merkez bu itirazları almak zorunda. Almazsa onun gündemine sokmak için tabii ki parti hukukunun verdiği imkanları kullanırız. Ben alacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü bu parti meclisinde yönetmelik hükmüdür. Bunu almadan yürümeleri mümkün değil. Yani böyle bir toplantı, mesele şudur. Partililerin kendi içerisinde partinin gidişiyle ilgili, ülkenin gidişiyle ilgili bu toplantılardan ürkmek demek, partide zengin bir tartışma ortamından ürkmek demektir. Demin bir şey söyleyecektim İsmail Bey gidince hemen onu unuttum, unutmayayım, bir daha aklıma geldi. Tabii ki. Partinin olağan dönemlerinde şeyler başladığında, kongreler takvimi başladığında, demokratik sürecin işlediği dönemlerde kongreler takviminin başladığında örgüt görevden almaları yapılmamıştır. Yapılmaz. Neden? Çünkü kongreler dönemini zehirlemeyelim o demokratik yarışı diye. Bunun yaşandığı dönemler oldu ne yazık ki partimizde. Bazı kötü ara dönemler yaşandı. Bu anlamda mesela o uygulamalar yaşandı. Kongreler döneminde yoğun görevden almalar. O uygulamalar 99 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni barajın altında bıraktı. Ben partinin yakın tarihini birebir yaşadım. Kitaplardan okuma değil söylediğim. Birleşmeden önce SHP döneminden başlayıp birleşme dönemi dahil partinin yakın tarihini birebir okudum. Bu tip adımlardan medet umarak partiye gelecek biçmeye çalışanlar hiç unutmasınlar ki toplum, seçmen şunu çok iyi biliyor. Bu gelecek biçme partiye ve ülkeye gelecek biçme değil, kişilerin kendi kariyerlerine gelecek biçme yürüyüşüdür ve günü geldiğinde partinin iç uygulamalarında arzu ettiğiniz sonucu belki kırarak dökerek alırsınız ama seçmenin önünde bunun hesabı çok ağır olur. O yüzden peki Sayın Tezcan, şunu da sormak isterim size. İrem Hanım, bu tartışmalardan korkmadan yapmaya devam edeceğiz. Biz parti hukukunu bilen insanlarız. Partinin tüzüğünü, yönetmeliğini, partililik ahlakını, parti disiplinini bilen insanlarız. Bizim partide partiyi yönetenlerle ilgili ağzımızdan bir kelime kötü kelam çıkmaz. Ama partinin işleyişiyle ilgili düşüncelerimizde net olarak söyleyeceğiz. Öyle ihanetti, bunlar haindi gibi saldırılarla bizim konuşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmez, onu da bilsinler. Şunu sormak isterim dedi. Birkaç cümlenizde sık sık yinelediniz, bu tartışmalardan, bu toplantılardan korkmamak gerekir dediniz. Parti içinde mi bu tartışmalardan ve toplantılardan, bu sizin toplantılarınızdan korkan bazı isimler var? Yani şöyle, ben şu anda bu yayınların önümüzdeki günlerde nerelerden ve nasıl dolaşıma sokulduğunu beraber izleyeceğiz. Bir fikriniz var mı acaba? Bir düşünceniz var mı? Nasıl? Bir tahmininiz, bir... Şu anda sözümün adresini söyleyecek olmam haksızlık yapmama sebep olabilir. Yanlış tespit yapabilirim, bundan sakınırım. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe kimsenin bu tartışmalardan rahatsız olmayacağını düşünürüm. O yüzden yakıştıramam. Ama önümüzdeki dönemlerde bu paylaşımların seyrinin ibresi ve pozisyonu bize... Eğer böyle kötü uygulamalar varsa onları da ortaya koyacaktır. CHP'de kaset savaşları dönemi başladı desek abartılı bir tanım olur mu? Yakışıksız olur. Yakışıksız olur. O sözün tarihimizde çok kötü, hafızalarımızda işaretleri var. O yüzden onu söylemeyi çok uygun bulmam. Ben en azından kendi açımdan. Peki bundan sonrası için nasıl süreç işleyecek? Çünkü
Yani bir video var ve bu video ile beraber değişimi arzu eden ekibin tamamına yakını beraber konu çok anlaşılır olan bir konu üzerine fikir üretiyorlar. Dolayısıyla artık ayrılıklar ve farklılıklar daha görünür oldu diyebilir miyiz? Yani şöyle, zaten farklılıklarımız belli ölçülerde görünür olmaya başlamıştı. Ben çıktım bir açıklama yaptım, diğer arkadaşlar evet, bir açıklama yaptınız. Yaptılar. Yani herkesin açıklamaları var bu konuda ve gizli saklı değil. Perde gerisinden konuşmuyoruz. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Pazar günü parti meclisinde partinin bu kongreler sürecindeki işleyişini konuşacağız. Bütün ayrıntılarıyla. Bu video meselesinde konuşacak mısınız acaba? Gündeme gelir mi? Tabii ki konuşulur. İsmail Bey, gündeme gelmemesi mümkün mü? Tabii ki konuşulacak. Yani bunları oturup konuşacağız. Birileri de bize diyecek ki niye toplandınız diyecek. Biz de konuşacağız. Bununla ilgili niye yasal bir işlem başlatıldı mı Sayın Tezcan veya başlatılacak mı? Siz şikayetçi nasıl olur musunuz? Nasıl bir yasal işlem? Parti hukuku açısından mı? İkisi de. İkisi. Yok şimdi yani şöyle, yasal işlemlik bir şey yok. Biz bir toplantı yaptık. Birileri bu toplantıyı sızdırmış. Hani bununla ilgili bir toplantının, videonun paylaşılması hukuki açıdan nasıl değerlendirilir onu konuşuruz. Ama şu anda açıkçası böyle bir şey ne konuştuk ne düşündük. Bir de bir endişemiz yok. Yaptığımız utanılacak bir şey değil. Ya biz yaygınlaştırmadık. Kim yaygınlaştırdıysa bunun hesabını dışarıda versin. Şimdi çok sık söyleniyor. Parti meseleleri partinin içinde konuşulur. Parti içi meseleler doğrudur. Onu söyleyen birçok arkadaştan çok daha iyi bilirim ben o süreci. Parti ahlakını, parti hukukunu. Parti içi meseleler parti içinde konuşulur. Ancak parti içi mahrem meseleler parti içinde konuşulur. Bir şeyi ayırmak lazım. Bunu bahane edip partinin seçimlerde neden başarısız olduğunu, partinin gelecekte başarılı olmak için neler yapması gerektiğini, partinin yenilenme, değişim, dönüşüm, buna ilişkin konularda hangi adımları atması gerektiğini kamuoyu önünde konuşursunuz. Bunu partinin sadece kurultayında, il kongrelerinde, ilçe kongrelerinde, danışma kurullarında konuşamazsınız. Bunu bütün toplumun, hani bize 25 milyon seçmen oy verdi, talip olduğumuz 28 milyon seçmen daha var diyoruz ya, onların duyacağı mecralarda konuşursunuz. Bu partide Cumhuriyet Halk Partisi'ne son seçimde oy veren 9 milyon 400 bin seçmen var. Onların duyacağı zeminlerde konuşursunuz. Yoksa bunları partinin dar koridorlarında sıkıştırıp toplumda tartışma zenginliğini kapatacak bir konformizmin partiye hiçbir faydası yoktur. Bunu söylemek yönetim konformizmidir. Başka bir şey değildir. O yüzden şunu çok net söylüyorum. Partinin mahrem konularını parti içerisinde konuşacağız. Ama partinin ve ülkenin geleceğiyle ilgili siyasete ilişkin her şeyi toplumun önünde konuşuruz. Medyanın önünde konuşuruz, basının önünde konuşuruz. Bu mahremiyet değildir. Çok teşekkür ederiz Bülent Bey. Sağ olun açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.